Geçtiğimiz hafta yapılan mevzuat değişikliklerini göz önünde bulundurduğumuzda iki farklı konu başlığının öne çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ticaretin kolaylaştırılması anlaşması. İkincisi de yabancı bayrak taşıyan yat ve teknelerin Türk bayrağına geçişiyle ilgili tebliğin yayınlanmış olması. Bildiğiniz gibi ticaretin kolaylaştırılması anlaşması Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkeler tarafından 2014 yılında imzalanmıştı. Ee, 110 ülkenin imzalamasıyla otomatik olarak yürürlüğe girmesi beklenen anlaşmanın. geçtiğimiz 22 Şubat tarihinde en son 4 üye ülkenin de imzalamasıyla yürürlüğe girdiğini ve artık geçerli bir anlaşma haline geldiğini gözlemlemiş oluyoruz. Türkiye'de Aralık ayında 2016'nın Aralık ayında buna ilişkin protokolü resmi gazetede yayınlayarak ticaretin kolaylaştırılması anlaşması çerçevesinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmişti. Ticaretin kolaylaştırılması anlaşması tam olarak yürürlüğe girdiğinde dünya ticaretinde %14.3 oranında bir artış beklentisi getiriyor bir yanı sıra ve ithalat ve ihracat iş akış süreçlerinde de e, ülke ortalamaları baz alınığında ikişer gün gibi bir azalma olması söz konusu olacak. Ticaretin kolaylaştırılması anlaşması tam olarak yürürlüğe girdiğinde. Ticaretin kolaylaştırılması anlaşması genel olarak bilgi akışının şeffaf olmasına, gümrük işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, bazı mükelleflere yetkilendirilmiş yükümlü gibi, authorized economic operator gibi ek yükümlülükler ve kolaylıklar tanınmasına dayanan bir sistem. Altyapı eksiklikleri özellikle az gelişmiş ülkelerde giderilecek ve bu da dünya ticaretinin artması sonucunu doğuracak. Türkiye açısından değerlendirmek gerekirse yetkilendirilmiş hükümlü uygulamasının uzunca bir süredir mevzuatımızda olduğunu gözlemliyoruz. Henüz yetkilendirilmiş hükümlü sertifikasını almış firma sayısı yeter sayıda değil ama bunun da yakın zamanda artacağını bekliyoruz. Tek pencere sistemi yine uzunca bir süredir Türkiye'de uygulamada 300 civarında farklı belge tek pencere sistemi üzerinden temin edilebilmekte. 21 22 farklı kamu otoritesinden aldığınız bu belgeleri artık elektronik ortamda tek pencere sisteminden temin edebiliyorsunuz. Tek pencere sistemindeki eksikliklerimizin daha çok teknik boyutlarla ilgili olduğunu, bilgisayar altyapısının güçlendirilmesiyle, uygulamadaki küçük bazı aksaklıkların giderilmesiyle de tek pencere sisteminden elde edilen verimin en üst düzeye çıkacağını ümit ediyoruz. Eksikliklerimiz olarak belki CE uygulamalarından bahsedebiliriz. Ticaretin kolaylaştırılması anlaşması çerçevesinde. Burada bazı kolaylaştırıcı bir yol haritasının çıkarılması gerektiği ortada. Onun haricinde ulusal ticaretin kolaylaştırılması mekanizmamız da oluşturuldu, komitemiz de oluşturuldu. Bu komitenin toplanma esaslarına ilişkin genelgemiz de yayınlandı. Türkiye oldukça önemli bir mesafe kat etti diyebiliriz. Biz gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olduğumuz için kategori A olarak belirleyeceğimiz kendi öz değerlendirmemiz sonucunda e, uygulamaların tamamını derhal yürürlüğe koymak durumundayız. Bu noktada çok fazla eksikliklerimiz yok. İkinci olarak da yabancı bayrak taşıyan yat ve teknelerin Türk bayrağına geçişiyle ilgili tebliğin yayınlandığından bahsetmekte fayda var. Daha önce 6770 sayılı kanunla vergi, resim ve harç istisnası tekne ithalatlarında zaten getirilmişti. 9759 sayılı bakanlar kurulu kararıyla da tekne ve yatlarda ÖTV oranı sıfıra düşürülmüştü. En son 3 Mart tarihli Ulaştırma Bakanlığı'nın tebliğinin yayınlanmasıyla da bu işlemlerin pratikte nasıl gerçekleştirileceğinin yol haritası ortaya koyulmuş oldu yabancı sicilden tekne veya geminizi düşürdüğünüzde ve yeni bir isimle liman başkanlıklarına bildirip bağlama ruhsatını aldığınızda ve bu bağlama ruhsatı aldığınıza dair bildirim liman başkanlıkları tarafından gümrük idarelerine yapıldığında yabancı bayrak taşıyan tekne, yat ve gemilerinizin Türk bayrağı alma hakkını elde etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu konularla ilgili ekstra bilgi taleplerinizde solmaz.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz.